Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini, mümin kardeşi için de arzu etmedikçe hakiki mümin olamaz. Yüce dinimiz İslam'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri, Müslümanların kardeş olmasıdır. Bu kardeşliğin oluşması ve pekişmesi için pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif varit olmuştur. Bunların en bilinenlerinden biri de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek beyanıdır. Bu hadis-i şerif, Müslümanlar arasında yürürlükte bulunan kardeşliğin, taklit ve zorlamanın ötesinde kalbi bir kardeşlik olması gerektiğini bize öğretir. Yani birbirimizi sevmemiz gerekmektedir. Bu sevginin en büyük nişanesi, kendimiz için sevdiğimiz şeyi mümin kardeşimiz için de sevmektir. Tam ve hakiki mümin olmamız buna bağlıdır. Medineli Ensar topluluğuyla Mekkeli muhacirler, Allah onların cümlesinden razı olsun, bu sevgiyi yaşayarak insanlığa göstermişlerdir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe, fazilet ve üstün sevaba eremezsiniz buyurur. Bu meyandaki diğer ayet-i kerime ve hadis-i şerifler gösterir ki, İslam, modern kültürün pek yücelttiği bireyselliği reddeder. Bireyin dünya ve ahiret saadetini tek kişilik kurtuluş olarak değil, hakkı ve hakikati seven, bu sevgiyi aralarında paylaşan bir grubun, bir zümrenin kurtuluşu olarak tarif eder.